Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ve gördüğünüz üzere elimde bir Portal Gun var. Fate Abyss Minecraft serimizin 9. bölümüne bir Portal Gun'la giriş yapalım dedik. Bu Portal Gun'ı nereden buldun diye soracak olursanız, önceki bölümün sonunda bu bölüm arasında bol bol mining yapacağımı söylemiştim. Yani maden kazacağımı söylemiştim. Ve o esnada bir adet dungeon'a denk geldim ve bir adet Portal Gun buldum. Portal Gun'lar hakkında ufak bir detay. Normalde bunu yapmak isteseydim eğer bir adet Nether Star'a ihtiyacım olacaktı. Ancak şimdi hiçbir şeye ihtiyaç olmadan o chest sayesinde bir adet portal gunım var. Evet. Bununla bayağı bir eğleneceğiz. Bu arada portal gun cidden çok ufak bir olasılıkla chestlerin içerisinde bulunabiliyor. Bunun dışında bolca mining yaptığımı söylemiştim. O kadar. Öncelikle size gem chest'imizi göstereceğim. Bu kadar. Earth shard'larımız zaten hayvan gibi oldu. Diamond'larımız bir siteyi geçti. Safirlerimiz de geçti. Bunun dışında Epitite bulduk ve haritada Epitite bulduğum yeri dur. Tabii mouse'la gösteremiyorum. Şu sarıyla sıra Dust chest'imiz. Bu da neredeyse dolmak üzere. Ancak Ingot chest'imizle kıyasladığımızda bir hiç. Ingot chest'imiz o kadar doldu ki elle işleyeceğimiz madenleri bu elime taşımak zorunda kaldım. Çünkü bu chest'i upgrade edeceğiz ama sizin gözünüz önünde. Wow. Evet. Bir süre madene çıkmama gerek kalmayacak. Bu arada altınları pulverizer'la işlemektense induction smelter'la işlemenin daha mantıklı olacağına karar verdim. Çünkü gördüğünüz gibi pulverizer'da herhangi bir artısı mevcut değil. Ancak induction smelter'da rich slag elde ediyoruz. Ve tungsten'in işlenişine bir gelelim. Induction Smelter'da Rich Slag ile birlikte yaptığımız takdirde 3 adet tungsten elde ediyoruz. Ve bu tüm tungsten elde etme yolları arasındaki en verimlisi. Tabi Industrial Grinder ile yaparsak Iron ve Magnet elde etme şansımız da mevcut. Ama bunu elde etmenin başka yolları da mevcut mu bakalım. Evet, mevcut. Bakalım sen neyden elde ediliyorsun? Red Garnet Dust. Bir saniye, işe yarayışı var mı başka? Şu an herhangi bir kullanımı olmayan bir şey zaten. Dolayısıyla da Induction Smelter'da Rich Slag ile birlikte işlememiz en mantıklısı olacak. Bunun dışında şu 3 hopper'ı birbirine bağlamam gerekti ve bunlar da yeterli olmadı. Bu yüzden işlem hızlansın diye bazılarının dustlarını şurada işlenmeyi beklemeden induction smelter'a taşıdım. Ve auto sorting sistemimizi yaptığımızda bir adet induction smelter da koymayı planlıyorum gold için. Ayrıyeten enerji yeterli olmadığı için İki adet şu tip Terminal Expansion'ın eklediği Steam Engine'leri ekledim. Ancak şunların daha verimli olduğuna karar verdim. Çünkü kolları çok daha kısa sürede yakıyorlar. Yani çok daha uzun sürede yakıyorlar. Bu ise daha fazla enerji veriyor. Bunun dışında bu odanın da çatısını yaptım. Bu tasarım da hoşuma gitti. Bu arada sadece dustları bunda pişirmekle slag elde ediyoruz ve slag'in kullanımı Light Grey Rockwood Wool elde etmemi sağlıyor. Rockwool ne diye soracak olursanız Rockwool temel olarak bir wool. Dekoratif amaçlı bir şey. Ancak normal wool'a kıyasla bir avantajı var. Yanmıyor. Hiçbir şekilde yanmıyor. Evet. Şimdi öncelikle sizin gözünüzün önünde 2 adet chest upgrade yapacağım.
Iron Chest modunun eklediği chestlerin upgrade edimi inanılmaz derecede kolaydır. Bir saniye, değiştirmişsen. Aa, doğru. Ters yapıyorum. Tebrikler bana. Süper bir deha göstererek tüm işi tersten yaptım. Evet. 2 adet Iron to Gold chest upgrade. Bunları nasıl kullanacağız? Upgrade edeceğimiz chest'e geliyoruz ve ona bununla sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu artık bir gold chest ve çok daha geniş. Diamond chest bundan da geniş olacak. Hatta Diamond chest upgrade'ine bakalım. Bunu yapabiliriz bile. Ne dersiniz, yapalım mı? Bunun ardından bir de Crystal Chest upgrade'i var. Crystal Chest upgrade'i sadece bir görünüş upgrade'i. Ama onu da yapacağım. Evet. Ve şimdi bunu Diamond'a upgrade ettik. Kat ve kat daha geniş. Kristali yapalım. Bir adet obsidiyene ihtiyacımız olacak. Ki var. Kristal chest boyuta en ufak bir etki bile bulunmuyor. Hatta bakın. Şu anki boyutuna. Upgrade ediyoruz. Şimdiki boyutuna bakın. Ama gördüğünüz gibi içindeki itemları gösteriyor. Kristal chest'in güzel yanı bu. İçindeki itemları gösteriyor ve çokluğuna göre onları daha büyük gösteriyor. Kısacası Crystal Chest'in böyle güzel bir avantajı var. Dur, senin de Diamond'ı ve ardından Crystal'e upgrade edelim ve Diamond'larımızı biraz boşa harcamış olalım. Ama olsun. Bence güzel bir upgrade. Şimdi. Evet, iki adet daha oyunun başlarındayız ve iki adet kristal chest'imiz var. Ama bugünkü hedefimiz bu değil. Bugünkü hedefimiz bir MFE yapmak. MFE daha önce Batbox'a anlatmıştım. Elektrik depolama yöntemlerinden bir tanesidir kendisi. Ama en basit elektrik depolama yöntemidir. MFE onun bir üst versiyonudur. Batbox 32 EU çıkışına sahip. Yani girişi ve çıkışına sahip. Yani low voltaj kabul eden bir item. Fakat bu makinemiz low voltaj istemiyor. Medium voltaj istiyor. Ve MFE medium voltaj çıkışlı bir şey. Dolayısıyla da MFE yapacağız. Bunun için bir machine block. 2 adet gold cable. Ve 4 adet enerji kristal. Enerji kristal 1 adet diamond'ın çevresine redstone ile oluşuyor. Bunun dışında lityum bateri de yapabiliyormuşuz ancak bunun için lityum sele ihtiyacımız var ve alüminyuma da ihtiyacımız var. Ve onun için henüz gerekli malzememiz yok. Peki. Şimdi ne yapacağız? Biraz iron pişireceğiz. Hazır iron'ımız çokken bence bir stack refine iron yapsak çok süper olabilir. Evet. Bu esnada yapacağımız başka bir şeye daha değineceğim. Ama önce gold cable'larımızı ve ener... Ben neden gold cable aldım? Benim rubber'larım nerede? Hepsini kullandık mı? Yoksa... Ha, burada biraz var. Bahsi gelirlerin diğerleri de Project Table'dadır. Evet. 4 taneye ihtiyacımız var. Bir set alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Ancak bence bunların hepsini bu hale getirelim. Çünkü MFE'nin dışında bir şeye daha ihtiyacımız olacak. Ayrıca. Hem kabloya ihtiyacımız olacak çünkü copper kablolarımız
Kapı kablolarımız medium voltaj elektriği kaldıramıyor. Bunun için daha yüksek kaliteli bir kablo gerekecek ve gold kablo. Ve bunların stacklenmediğini unutmuşum. Evet. Refinery'larımız ne durumda? Oh, güzel güzel güzel. Çok güzel. Ve artık örümcek derdimiz de yok. Sadece sesiyle biraz uğraşıyoruz. Evet, artık bir MFI'miz var. Ama MFI'yi sisteme bağlamadan önce bir şey yapmamız lazım. Voltage Transformer. Bu yapımı oldukça basit bir şey. Ve hazır elimizde bunlar varken bence bunlarla yapalım. Evet. Copper kablolarımızı bu yüzden alacakmışız. Copper'ımız var mı burada? Var. Diğer tip copper'ımız var ve bunları harcamak için güzel bir bahanemiz oldu. Evet. Ve LV Transformer'ımız da var artık. Şimdi wrench'imizi alıp işe koyulmaya başlayabiliriz ve ben yemek yemeliyim. Om nom nom nom. Evet. Öncelikle bu tarafa low voltaj isteyen makineleri, bu tarafa ise medium voltaj isteyen makineleri koyacağım. Dolayısıyla da seni buradan kaldırıyoruz. Ve bu kabloları buradan temizlememiz lazım. Ve Bedbugs sana da elveda diyoruz. Şu kabloyu da temizleyelim. Bunu da buradan kaldıralım. Evet. Öncelikle size LV Transformer hakkında bir şey göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir tarafı hariç tüm tarafları tek noktalı. O tarafı ise 3 noktalı. Bunun olayı o taraf low volt, medium voltaj girişini alıyor. Diğer taraflar low voltaj çıkışına sahip. Dolayısıyla da bunu bu şekilde koyuyoruz. Ve bunun çıkışını aşağıya ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve gold cable'larımızı tabii ki de orada unuttuk. Öncelikle şunu alıp şuraya koyalım. Ve kompresörümüzü yerleştirelim. Ve şimdi gold cable'larımızı alıp tabi bunlar kısa süre sonra upgrade edilecek. Çok daha kaliteli kablolara. Ama şimdi Diamond'ı harcamama o kadar gerek yok. Ve artık çok daha gelişmiş bir enerji hattına sahibiz. Ama enerji ürettiğimiz yer çok basit kalıyor. Ve ayrıca kol koklarımız da bitti bu arada. Gördüğünüz üzere. O zaman ne yapacağız? Gündüz yapacağız. Şimdilik dışarı bir yere ve bir adet coal coven kuracağız. Tabii önce coal coven brick'lerim burada. Örümcekler sinir bozuyor her zaman oldu. Her zamanki gibi. Ha, Enderman. Önemli değil. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Sen oraya gitmeyeceksin. Ve voilà. Şimdi gidip kendimize bir stack kol alalım. Hani kolumuz fazla zaten. Fazla fazla kolumuz var. Bunları içeri atalım. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Ve sana öncelikle bunu upgrade edelim. Ne dersiniz?
Bunun için jeotermal jeneratör ve yapımı gayet rahat bir jeneratör. Bunun için tin, raffine iron ve jeneratör lazım. Ve biraz da glass. Ha, bu arada jeneratör pickaxe ile alabileceğiniz tek nadir industrial craft itemlarından bir tanesidir. Ama gene de mümkün olduğunca gene de ben gidip wrench ile alıyorum. Neden? Böyle alışmışım. Evet, buna artık ihtiyacımız yok. Obsidian neden burada duruyorsun? Rafine ayrımlarımız hazır. Bunun için de 4 tane tine ihtiyacımız olacak. Tinleri eğer bu şekilde koyarsanız tinken elde ediyorsunuz. Bunlar Forestry'nin eklediği bir şey ve bunlar da her türlü sıvıyı taşıyabiliyor. Bu şekilde yaparsanız o kapatılmış. Normalde kova da yapabiliyordunuz. Ve bu hale getirirseniz Empty Can elde ediyorsunuz. Tabii Greg Tech kurulu olduğu için bunun nerf etmiş durumda sadece 4 tane elde ediliyor. Ama sıkıntı yok. Tinimiz zaten hayvan gibi var. Ve bir adet Geothermal jeneratörümüz var. Ama Geothermal jeneratörün içine kol koyamıyoruz hiçbir şekilde. Geothermal jeneratörün içine ne koyacağız? Lav. Lavını aktarmak için de güzel bir yolumuz var. Portable tank. Bir adet tin ve 4 adet hardened glass'ımız. Glass lazım. Hardened glass'ımız olacaktı. Evet var. Tüm hardened glass'larımızı harcasak mı ya da boş ver. Bir tane yeter sanırsam. Sonradan da yaparız. Bir adet portable tankimiz var. Creeper. Selam. Patlamak zorundaydın, değil mi? Boşaltalım şimdi. Henüz herhangi bir pump sistemimiz olmadığı için portable tankı direkt koyup lavı bunun içine elle aktaracağız. Ve hayır, Nether'dan hiçbir şekilde lav almayı planlamıyorum. Dersu, otomatik alacak bir sistem koymayı planlamıyorum. Bunun sebebine gelecek olursak eğer mümkün olduğunca o tarz çiğdi, yani hilemsi kabul edebileceğimiz şeylerden uzak durmak istiyorum. Yani işi en temiz halde şekilde bitirmek istiyorum. Tüm sebep bu. Ve Portable Tank bir termal expansion makinesi olduğu için bunu shift click'le aldığımız takdirde gördüğünüz gibi lav hala içinde. Bu yüzden adı Portable Tank. Ve bunun tepesine koyup şunu bağlayalım. Ve ardından da buna normal vurduğumuz takdirde lavı içine aktarmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Ve bir an önce de kendimize bir pump sistemi kursak süper olabilir diye düşünmeye başladım. Hazır şu ileride bir yanardağımız da varken Geothermal Generator 20 EU üretiyor tik başına. Ve bu normal jeneratörün iki katı demek oluyor. Kısacası biraz daha fedakarlık yaparak daha verimli bir sistem elde ettik. Ve bir adet de normal jeneratör koymayı planlıyorum. Ne olur ne olmaz. Ayrıyeten bu elimizdeki tek sistem olmayacak. Dur, şimdiki seni keselim. Çünkü yeterli enerji olmadığı için şu an yarıda kalan bir işlemi var onun ve yeterli enerjisi olmadığı için o işlemi bitiremiyor.
Ama dur. Yok, yapmayacağım. Enerjisi biriksin şunun. Bu esnada ben gidip biraz daha lav toplayayım. Aslında lav üretecek bir sistem de yapabiliriz. Evet. Lav üretebiliyoruz Thermal Expansion'la birlikte. Bunu o gördüğünüz Magma Crucible item'ı yapıyor. Ya bunun yapış şekli tamamen içine herhangi bir cobblestone ya da cobblestone nether rock, nether brick ya da obsidian kuru koymanız da oluyor. Ve bu sanırsam yeterli bir enerji olur herhal. Deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Bakalım senden nasıl bir elektrik tüketiyor. O bayağı tüketiyormuş. Bitiremeyebilir. Evet, bitiremiyor. Neyse, bu enerjiyi depolama dursun. O zaman biz ne yapmaya başlayalım? Daha gelişmiş bir enerji sistemi. Ne olabilir? Evet, sadece gidip geotermal jeneratörle yetinmeyeceğiz. Solar panel. Ama bunun için ne ihtiyacımız var? Silikon plate. Silikon plate elde etmenin yolu iki adet. Ama dur, bu biraz sıkıntı olabilir diyeceğim de. Liquid silikon nasıl elde ediliyor? Edilmiyor. Industrial centrifuge yapmamız gerek. Industrial centrifuge. Bunun için 2 adet advanced circuit ve 1 adet extractory, advanced machine block, 2 adet advanced circuit vesaire vesaire ihtiyacımız var. Bunun öncelikle zaten yeteri kadar koldasımız vardı. 2 adet advanced machine block ihtiyacımız olduğuna göre buna ihtiyacımız var demektir. Ve bunu kompresörde bu hale getiriyoruz. Ve ardından sizi açık unuttum ben, değil mi? Neyse. Biraz daha brass'a ihtiyacımız var. Çünkü elimizdeki brass yetmeyecek. Ama bu yeter diye düşünüyorum. Ne yakabiliriz? Bunları yakmayı deneyelim bir. Gidip kömür... Cimriliğe gel. Gidip kömürü harcayacak değilim. Benden adam olmaz. Ve 3 adet de tin. Aa, ama 3'ten fazlaya ihtiyacımız var, doğru. Ben nasıl unuturum? Ve bu yapılmaya başlıyor. Tabii ortalıkta depolanmış baya bir Minecraft Joule vardı. Onları kullandı otomatik olarak. Bunlar yapılırken bizim machine bloklarımızı vesaireyi halledelim. Bunları almışız, evet.
2 adet Advanced Machine Block. Bir adet de normal machine block lazım olacak. Bir, iki, üç, dört. Dört tanesi senden lazım olacak. Silver lazım. Ama bir saniye. Tamam, son anda kapamayı başardık. Yoksa bunları tekrar normal haline getirecekti. Fakat bizim istediğimiz şey o değil, kesinlikle. Silver yerine tin koymuşum. Tebrikler bana. Çünkü elektrum yapacağız ve elektrum rubber'dan ve refine iron'dan teserrüf etmenin güzel bir yolu. Ve bunu gidip power furnace'ımızda pişireceğiz. Bu arada şu anki enerjimiz tamamen depolanmamış. Sizde mi depolandı? Hayır. O zaman bu enerji nereden geliyor? Evet, bu gizemli bir soru. Muhtemelen kablolarda da depolanmış olabilir şu ana kadar. Ve Advanced Machine bloklarımız için gerekli son malzeme de burada hazır. Evet. Elektron bloklarımızı alıyoruz. Refine iron'ımızı doğru, önce kabloyu yapmalıyız değil mi? Bunu hep unutuyorum. Üç tane de diğer tip kapır. Ya, o arayı biraz karıştırdım. Tamamdır. Ve bunlardan iki tanesini advanced hale getiriyoruz. Bunu nasıl yapacağım diye soracak olanlar için. Evet. Bu lapisle glowstone'un yerini değiştirebilirsiniz çok rahat. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Bir adet normal circuit. Tabii yönlerini muhtemelen gene karıştırdım ben. Tabii ki de. Extractor ve 2 adet Advanced Machine Block. Başka neye ihtiyacımız var? Sadece Refine Iron'a ihtiyacımız var. Bunun dışında alüminyum da kullanabiliyoruz. Fakat alüminyumumuz yok. Yani Great Tech'in alüminyumu var ancak o işimize yarayan tipte alüminyum değil. Kesinlikle değil. Ve yeni makinemiz Industrial Centrifuge. Tadam! Şimdi solar panel üretmek için neye ihtiyacımız var? Silicon plate. Bunun için de silikon sele ihtiyacımız var. Bunun için de bir stack redstone'u pişiriyoruz. Başka üretim yolu var mı? Var mı senin? Electrolyzer da üretebiliyoruz. Ama çok daha fazla EU istiyor. Şimdi redstone'umuz zaten var yeterince. Dolayısıyla bir siteğimizi heba ediyoruz. Ama ne lazım başka? Ken lazım. 13 adet ken lazım. Ve bunun için de tin lazım doğal olarak. ...13 adet kenimiz var. Bu Industrial Centrifuge ne diye soracak olursanız eğer... ...buradan recipe'lerine bakalım. Gördüğünüz gibi pek çok şeyi farklı bileşenlere ayırabiliyor.
Kısacası her şeyi aslında bileşenlerine ayıran bir makine. Normal centrifuge füjne işe yarıyorsa o. Bunun dışında near depleted uranyum selleri toryum sele çeviriyor ve bu da reaktörlerde kullanabileceğimiz bir şey. Ya da bunları plütonyum sel, near depleted uranyum sel ve toryum sele elde edebiliyor. Çok daha gelişmiş nükleer reaktörler yapabiliyorsunuz. Bunun dışında dörtü sand, plant ball, compressed plant ball ve clay'e çeviriyor. Grass'ten daha fazla plant ball elde ediliyor. Bundan da mushroom elde ediliyor. Golden Apple'dan Golden Elder. Bu tip Golden Apple'dan Gold Ingot ve Methane Cell'de elde ediyorsunuz. Vesaire vesaire. Bunun dışında rubber'dan lastik resin'dan bir saniye. Bu çok daha verimli. Bu çok daha verimli. Evet. Solsand'den Oil Cell, Sand. Zaten adı üstünde Sand. Saltpeter, Coal Dust. Lavasel'den bunlar vesaire vesaire. Kısacası pek çok konu, bu resipiler daha uzuyor gidiyor. Ha, Tin Dust'tan Zinc ve Iron. Rubber Wood. Karbonsel. Karbonsel neyde kullanılıyor? Raw Carbon Plate elde edildiğinde kullanılıyor. Kısacası böyle güzel bir makine. Güzide bir makinemiz. Ve bu önceden 8'di bu. Şimdi 4 olmuş. 4 biraz fazla kötü sanki. Bunu 8'e yükseltebilirim. Normalde 16 Industrial Craft'ın kendi standartı. Ama 4 fazla az. Bunu değiştirebilirim. Evet. Neyse. Şunlar bittikten sonra bölümü bitiririm herhal. Ya bunun dışında bu herhangi bir casing'e ihtiyaç duymamış. Zaten belli olduğu üzere casing kullanmıyor. Gregtech makinelerinin hepsinde şu arkadaş var. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Evet. Bundan sonraki bölümde bir base'imize giriş yapmaya başlayabiliriz ve sende ne kadar elektrik birikti? O bayağı birikiyor. Base'imize giriş yaptığımızda ne yapacağız? Yani base'den kastımız ne? Ha, basement daha doğrusu. Base nereden çıktı? Yer altına giriş yapacağız. Ve aslında şunu ve şunu enerji üretim hattımızı vesaireyi vesaireyi yer altına taşıyacağız. Bunun dışında auto sorting sistem, yani chest'lere itemları otomatik yerleştiren sistem ve bir nevi bilimum şeyleri yer altına taşımış olacağız. Ayrıca steel üretmek istememin temel sebebi steam boiler. Çünkü ben enerjimi steam boiler ile üretmeyi seviyorum. Ve steam boiler kesinlikle ama kesinlikle en verimli yollardan bir tanesi. Ve evimin dışında creeper var. Ve kapatmadan önce yeni bir tip kablo yapmaya karar verdim. Glass fiber cable. Elektronla yapılışı en verimli olan hali. Sabahtan beri bu gene bu uyarıyı veriyordu. O yüzden bunları glass fiber cable ile değiştirmeye karar verdim. Glass fiber cable ancak 40 blokta bir elektrik kaybı 40 blokta bir EU kaybeden bir gene yetmiyor. Bunun sebebini merak ediyorum cidden. Bu neden bu şekilde çalışmıyor? Bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Lava ile ilgili, lavla ilgili bir şey
Duymuştum demiştim ya. Onu test etmem lazım bir. İçine lav koyarsak acaba daha verimli çalışır mı? Merhaba Enderman. İleride seninkilerin icabına bakacak güzel bir şey yapacağım. Hatta ileride değil, yakında. Size de bunu tanıtacağım. Bazen oradan zombi pigment spawn olabiliyor. Şimdi bir deneme yapalım. Evet, heat kapasitemiz artmış durumda. Ayrıca sen ne durumdasın? Bu çok yavaş ilerliyor. Hadi sonuç ver. Hayır. Vermedi tabii ki de. Ve şu arkadaşları devre dışı bırakıp deneyelim. Bekliyoruz. Hadi, 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 hadi. Evet, 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 evet. Demek ki neymiş? İlk stilinizi elde etmek istiyorsanız şu arkadaşları devre dışı bırakıyorsunuz. O zaman onlar için ben çok daha değişik bir Zamazingo düzenlesem çok daha süper olabilir. Ayrıca siz de bundan sonra başlayın. Evet, ikinci bir MF yapsam çok daha süper olur. Direkt buna bağlı. Evet, bitti. Silikon sellerimiz var artık. Silikon selleri nasıl yapıyorduk? Ah. Silikon plate. İki adet silikon sel. Evet. Tabii sen gene o uyarıyı vereceksin, değil mi? Evet, bu sefer o uyarıyı, o saçmalığı vermedi. İlk parça silikon selimizi elde edip bu bölümü bitirebiliriz. Diğer bölüme solar panel için gerekli olan her şeyi hazırlamış olarak gelebilirim ve advanced circuit yapmanın daha kolay yolu varmış. Evet. Yalnız normal solar panel kullanmayacağız. Onun yerine onu upgrade edip kullanacağız. Advanced solar panel. Ve bunun için reinforced cluster, zımbırtıstır falandır filandır lazım. Evet. Köfteci köfteden iyi günler, iyi eğlenceler.